Şimdi 29 yıl önceye gideceğiz. Göz göre göre 33 aydının can verdiği adrese Sivas'a uzanacağız. O olaylar nasıl yaşandı o günlerde? Önlenebilecek noktadayken neden bir adım atmadı o dönemde yetkililer? Sadece hatırladığımızda bile kanımızı donduran o görüntüleri gelin hatırlayalım. Tarih 2 Temmuz 1993, yer Sivas, Madımak Oteli. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz. 29 yıl geçti Sivas katliamının üzerinden. Çaresizce, saatlerce beklediler kurtarılmayı. Kurtarılamadılar diyemedi kimse. Kurtarılmadılar. Bir devlet var zannediyordum. Yaşananlar göz göre göre geldi. Olayların önlenebileceği saatlerde sloganlar şeriata, lince, ayaklanmaya, can almaya çağırıyordu. Bunlar Müslüman. Neyin Müslümanı? Hiçbir dinde böyle bir olay yoktur. Eylemleri sözdü, silahları sazdı. Ozan olmaktı kiminin de, ozanlar ilinde günahı. Suçları Pir Sultan'ı anmak, cezaları yanmaktı. Toplu mezar oldu onlara, alev alev Madımak. Böyle demişti Ecevit onlar için yazdığı şiirde. Can verirken o gün Pir Sultan uğruna, büzülüverdi devlet, devlet peşi Sivas'ta, uykunun kovuğuna korkudan. Uyanır elbette bir gün ashab-ı kef uykudan, ölür ölür dirilir yine yüreklerde Pir Sultan. Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'taydı aydınlar. Ama onlar gelmeden başlamıştı gazeteler kirli manşetlerini atmaya. Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabı tüm dünyada İslam ülkelerinde büyük tepki çekerken Aziz Nesin'in kitabı Türkçe'ye çevirdiği duyulmuştu. Radikal İslamcılar rahatsız, şenlik havasında hava gergindi. Nesin'e sorulan sorular da manşetler gibiydi. Kendinize özgü olan ilginç sözleriniz var. Bunların içerisinde ben dinsizim şeklinde ifadelere yer verdiniz. Tabi bazı insanlarımız, Müslüman camia bilhassa bundan rahatsızlık duyuyor. Niye? Mecbur mu verdiniz? Yok efendim, ondan değil. Tabi yani... Bir şey var mı? Yok tabi. Niye rahatsız oluyorlar? Rahatsız olmasın hasreti. Ben Müslümanlardan rahatsız oluyorum, onlar evet. Benden niye rahatsız oluyor? Şunu bağlıyorlar, Selman Rushdie'nin kitaplarından siz tercüme ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Aydınlık gazetesinde çıkıyor. Peygamber Efendimizin. Aydınlık gazetesinden çıkan Salman Rushdie bana ait değildir. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okudunuz mu sizler? Birkaç tefsiri var yani hangisini? Mevdudi. Mevdudi dediğini okumadım ama birkaç tefsirini okudum. Birbirini tamamlayıcı özellikler var. Birbirini tamamlayıcı, birbirini nakz edici de var. Yani neşreden hadiseler başka. İslam dinini mahveden tefsirler de olur. Sizden fazla tefsir okumuşumdur. Hani muhakkak diye belki sizden fazla okumuşumdur. Tefsirleri okudum. Kur'an'ı çok kaç kez okudum. Allah-u Teala'nın sözü. Allah-u Teala sizin Allah-u Teala'nız. Ben Allah-u Teala'm yok. Ben inanmıyorum. Yok. Neden saldırayım? Benim düşüncem. Duyuyorum işte. Kültür merkezindeki Arif Sağ dinletisi hedef olan ilk adresti. Din elden gidiyor diyordu Fısıltı gazetesi. Kültür merkezi önünde toplananlar salona taşlar atmaya başladı. Kalabalığa birisi Aziz Nesin'in Madımak Oteli'nde olduğunu söyledi. Fısıltı gazetesi bu kez doğru söylüyordu. Aziz Nesin şenliğe katılan aydınlarla birlikte oteldeydi. Kalabalık bu kez oraya yöneldi. Cuma'ydı o gün. Namazdan çıkanlar da katıldı kalabalığa. Aziz Nesin Ankara'yı aradı. Merak etmeyin, gerekli tedbir alındı denildi. Jandarma geldi. Ancak asker de kalabalığın sloganlarıyla karşılandı. Komutan ayrıldı olay yerinden. Askerler şeriat isteyen kalabalıkla, aydınlar alevlerle baş başa bırakıldı.
Kasım Bezirci vardı içeride. Nesimi Çimen vardı. Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin vardı. ...33 yazar Ozan Düşünür... ...iki otel çalışanı yanarak... ...ya da dumandan boğularak... ...hayatlarını kaybetti o gün Sivas'ta. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu... ...51 kişi... ...olaylardan kendi olanaklarıyla kurtuldu. Aziz Nesin... ...otelden ayrılışını anlatacaktı daha sonra. Devam etsem linç... ...geri dönsem cehennem diyerek. Merdivenin tam yarı yerinde... ...etfaiye eri... ...namussuz alçak diye bana vurmaya başladı. Bir de tekme vurdu... Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyiniz diye uyardı. Başbakan Tansu Çiller çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir dedi. Olaylardan bir gün sonra 35 kişi daha sonra da 155 kişi gözaltına alındı. 124'ü hakkında laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma suçlamasıyla dava açıldı. Geri kalanlar serbest bırakıldı. 26 Aralık 1994 yılında alınan kararla 22 sanık 15, 3 sanık 10, 54 sanık 3 ve 6 sanık 2'şer yıl ceza aldı. 37'si daha serbest kaldı. Dava 13 Mart 2012'de zaman aşımından dolayı düştü. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a mecliste soruldu. Hayırlı olsun dedi. Davadaki sanık avukatlarından bir kısmı ya Refah Partisi'nden, ya da AK Parti'den milletvekili oldu. Sanıklar firar etti. Yıllarca bulunamadılar. Yani failleri meçhul değildi ama hesabı meçhul kaldı. Madımak'ta hala müze olmadı. Geçen 29 yılda Madımak Oteli'nin alt katına kebapçı açıldı. Binadaki anı köşesine olayda ölen iki saldırganın da adı yazıldı. Tarihe geçen o büyük utancın ardından da kararlar alınırken hiç utanılmadı.